birlikte bu futbol resitalinde hep birlikte şahit olacağız. Biraz sonra sizlere kadroları da açıklayacağım ve ondan önce size Türkiye Master Süper Ligi'nde dün oynanan müsabakaların sonuçlarını aktarmak istiyorum. A grubunda Kozyatağı Rize karşısında 7-3'lük bir galibiyet yakaladı ama Rize o kadar güzel oynadı ki bu skoru hak etmiyor diyebiliriz. Tekrar tekrar özetlerini izleyebilirsiniz. Maltepe ise Golden karşısında gerçekten hezimete uğradı. Kazım Yılmaz ve arkadaşları Golden takımına direnemedi ve 7-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paşa Limanı ise her zamanki gibi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Görele'yi çok çetin geçen bir mücadele sonucunda 4-2 mağlup etti. Yalnız Görele aslında skora ortak da olmuştu. 2-1'i de yakalamıştı. Fakat bir anda yemiş olduğu 2 golle 4-2 mağlup oldu. Ve bu sonuçlardan sonra B grubuna geçtik bugün. B grubunun ilk karşılaşması Yarkim Cibali. Ama öncesinde Pendik maçının iptal olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Hunca takımı talihsiz bir durumdan dolayı ligden çekildi. Ve bugün Yarkim Cibali, Dereazı İnanç ve Muyar Ataşehir karşılaşmalarıyla yine karşınızda olacağız. Fakat İnanç takımının cenazelerinden dolayı karşılaşmaya katılamayacaklarını belirtmek isterim. Bu yüzden Dereazı İnanç karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Ve kadrolar henüz bana gelmedi ama müsabaka siz şu anda izliyorsunuz. Orta alanda geçiyor daha çok. Henüz iki takımda bir atak bulmuş değil. İki takım da ligimizin centilmen takımlarından, iki takım da gerçekten komple takımlarından birer tanesi. Cibali bu maçtan bir galibiyet alırsa orta sıralarda sıkı sıkıya tutunacak ve puanını 16'ya çıkartacak. Ama Yarkim ben bu maçı alırsam diyor, liderlik yolunda dev bir adım atacağım diyor. Çünkü Muyar Ateşehir'le oynayacak. Çok çekişmeli bir karşılaşma. Muyar'ın puan kaybetmesini bekleyecek Yarkim. Evet, Cibali takımı orta alandan çıkmaya çalışıyor. Geride paslaşmalar ama tehlikeli paslaşmalar. Yarkimli oyuncular presine baskısına devam ediyor. Her oyuncunun önünde iki kişi. Umarım ilk dakikadan son dakikaya kadar müsabaka bu şekilde geçer. Fatih Dalmaz şimdi gidiyor. Orta şut karışımı. Sevgili futbol severler, şimdi esame listeleri bana ulaştı. Biraz sonra bunları sizlerle aktaracağım, Yarkim takımı kalede Ömer Karay'la başlıyor bugün bir numaralı formasıyla. İki numarada yine her zamanki gibi Harun Güllü. 53 Adem Önder, 58 Recep Tepe. 5 numarada İlker Kuleli. Dediğim gibi her hafta anlatıyorum, takımının kulesi resmen. 18 numarada Yavuz Bal, bakalım bu hafta da enteresan gollerine bir yenisini ekleyecek mi? 6 numara Hakan Akkaya, çok teknik bir oyuncu Hakan. 10 numarada Cüneyt Yanya, 7 Selçuk Döner, 11 Murat Şengönül ve 38 numaralı formasıyla Fatih Dalmaz'ı izleyeceğiz. Cibali takımı ise kalede Önder Yılmaz'la başladı bu hafta. 61 Ali Bal, 10 Yusuf Yılmaz, 4 Nazım Yelkenkaya, 13 İlhan Çola Koçan, 7 ve Ahmet Ali Kukul, 3 Hamdi Ofluoğlu, 9 Fatih Tuzane, 58 Emre Öztürk, 24 Tunç Üstünel, 23 numaralı formasıyla Levent Sabuncu 11 ile çıktı Cibali takımı. Ve müsabakanın şu anda ilk 4 dakikasını geride bıraktık. Tribünlerde yine futbol severler müsabakayı takip ediyor. Özellikle Yarkim takımının taraftarları. Zaten Yarkim takımının taraftara çok ihtiyacı var şampiyonluk yolunda. Tribünleri her hafta doldurması gerekiyor. Ligin sonu yaklaştıkça kıyasıya mücadele.
Tunç ayağında tutamamıştı orada, top taça çıkmıştı. İnanç geride sıkıştı kaldı. Çok güzel bir orta ama orada her zamanki gibi Kuleli var. İlker Kuleli. Evet, top şimdi Nazım Yelkankaya'da. Nazım verdi pasını. Tekrar Nazım'dı orada. Pas verdi arkadaşı, yerde kaldı. Tabii istem dışı bir hareket olabilir böyle hareketler ama önemli olan centilmence arkadaşından özür dilemek. Evet, şimdi topun başında Levent Sabuncu ve Emre Öztürk'ü görüyorum. Çok pardon, evet, Fatih Tuzane, Fatih, iki kişilik baraj, Fatih, 3 metre farkla avuta giden top. Avut atışını Yarkim takımı kullanıyor. İlker Kuleli'nin vuruşu orta alana kadar geldi. Kafayla karşılayan oyuncu Yavuz Bal'dı. Yavuz Bal'ı 3 hafta 3 maç önceden hatırlıyoruz. Takımı ilk yarı 3-1 mağlupken ikinci yarı oyuna girdi ve hat-trick yapmıştı ve 5-4'lük bir galibiyet yakalamışlardı Muyar karşısında. Çok enteresan bir müsabakaydı. Yavuz Bal o maçtan sonra sürekli ilk 11'e girdi. Gollerini de atmaya devam etti. Bakalım bu maçta Cibali filelerini havalandıracak mı? İlker Kuleli verdi pasını şimdi orta alana doğru. Orada hatalı bir pas kullandı. Emre Öztürk verdi pasını sol tarafa. İçeriye doğru bir orta. Ömer Kara. Bugün Okan Akgül'ü yedek kulübesinde görüyoruz. Okan bugün eldivenlerini Ömer Kara'ya bıraktı. Ömer de çok tecrübeli bir kaleci. Özellikle yan toplarda çok etkili bir kaleci. Bakalım bu maçta Cibali hücum hattını nasıl karşılayacak Ömer Kara. Sevgili futbol severler, bugün müsabakada birinci yan hakem her zamanki gibi Serkan Aydın'ı tekrar görüyoruz sahalarda. İkinci yan hakem Yıldıray Kaba'yı görüyoruz ama tabii ki orta hakemden bahsetmek istiyorum. Muhammed Mete Derice çok tecrübeli bir isim. Bu maçta da tecrübesine bir yenisini ekleyecek. Fatih Dalmaz orada iki kişi arasında kaldı. Yine Fatih'te top. Fatih pes etmiyor ve arkadaşına aktarıyor topu. Cüneyt koştu. Sol taraftan aldı topu. Cüneyt ortaladı. Fatih geldi. Mükemmel bir kafa vuruşu. Az farkla avuta giden top. Muhammed Mete Derece pozisyona da çok yakın. Özellikle sahanın her yerinde oluyor, her yerine koşuyor. Önceki haftalarda da belirttiğim gibi Türkiye Master Süper Ligi'nde oynayan topçuların %90'ı amatör ve profesyonel, yıllarca ligde yer aldı, liglerde yer aldı.
Bu sebeple hakemlerin burada edinecekleri tecrübe çok önemli. Şimdi Cibali takımı hücuma çıkmaya çalışıyor. Yusuf, uzaklardan bir şut denemesi. Tunca verdi pasını şimdi Ahmet Ali. Oradan Emre'ye, Emre Öztürk ama her zamanki gibi İlker Kuleli, takımının kulesi. Topa izin vermiyor, geçişe izin vermiyor. Muhammed Mete düdüğünü çaldı. Top şimdi Nazım Yerkenkaya'daydı. O da Levent'e verdi. Levent sola döndü. Sol taraftan geliyor Cibali. Ceza sahasının dışına bir orta. Nazım'ın kafasına sekti. Orada tabii yapılmaması gereken bir hataydı Adem Önder'den. Bir faul yaptı. Ceza yayının yarım metre önünde. Bir de sarı kart çıkıyor itirazları. Tabii bunlar olmamalı. İtirazlar yapılmamalı. Tabii ki itirazlar olabilir ama kısa kesilmeli. Çünkü maçın hakemi olaya hakim. Evet, ben olay yerine yakınım diyor. Siz müdahale etmeyin. Ben gördüğüm pozisyonları çalıyorum dedi. Ve sarı kartını da gösterdi. Şimdi 3 kişilik Yarkim barajı. Topun başında şimdi Levent'i gördüm. Levent Tunç'a da bırakabilir. Levent mi vuracak, Tunç mu vuracak? Fatih Tuzhane de orada. Ali Bal da orada. Levent vurdu. Tunç'a geldi. Tunç bir çalım denemesi. Pasını da aktardı. Fatih. Hala Fatih'te top. İki kişilik Yarkin baskısı var. Sol tarafa gönderdi şimdi Fatih. Tekrar topu aldı. Bir şut pas karışımı denemesi. Orada Ahmet Ali de vardı ama defans bloğu yerinde. Cibali burada bu dakikalarda Yarkim'i boğuyor diyebilirim. Yarkim henüz kendi sahasından 3 dakikalık süreçte çıkamadı. Acilen buna bir önlem gerekiyor. Kulübede antrenör Zeki Boran bir an olsun yerine oturmuyor ve takımını dikkatlice izliyor ve gerekli taktikleri veriyor. Cüneyt Yanya sol ayağını aldı. Orta şut karışımı. Avuta giden top. Şimdi Cibali geriden çıkmaya çalışıyor. İlhan da verdi orada pasını. Fatih. İlhan gidiyor. İlhan çizgiye indi. Verdi pasını. Kornere giden top. Yarkim defans bloğu. Çok pozisyon görüyor ama açık vermiyor. Adem Önder kafayla kornere gönderiyor. Şimdi Yarkim hızla çıkıyor.
Ama kaleci Önder Yılmaz açıldı. Güzel bir çalım denemesi Muslera gibi. Tunç Üstünel. Tunç. Cibali takımı kırmızı altına siyah şortla mücadele ediyor. Ömer Kara. Orada bir hata yaptı Ömer. Ama Fatih'ten aldı topu bıraktı. İkili bir mücadeleye. Hakem olay yerine çok yakın. İtirazlar devam ediyor. Bir sarı kart daha çıktı. Muhammed Mete Derici'den. İtirazlara tabii ki çok fazla gerek yok. Hakem olaya hakim. Otoritesini koruyor. Gördüğü pozisyonları çalıyor. Daha az agresif olabilir. Daha az böyle fair play çerçevesinde olmalıyız. Evet, şimdi Ömer Kara out atışını kullanacak. Tabii ki itirazlar olabilir ama itirazlar gerektiğinden fazla olunca maçta aksiyon ve atraksiyon fazlalaşıyor. Önder Yılmaz yine her zamanki gibi açıldı ve topa müdahale etti. Taç atışını şimdi Yarkim takımı kullanacak. Atış henüz kullanılmış değil. Kaleci arkadaşlarına baktı. Eliyle başlattı. Tabiri caizse Rüştü Reçber gibi orta alana kadar gönderdi topu. Nazım Yelkenkaya pasını aktardı. Ama orada Adem Önder vardı. Ömer Kara'ya bıraktı. Ömer Kara topu dikti havaya. Rakip yarı alanı da geçti. Düdük çaldı. İçeriye doğru penaltı noktasına mükemmel bir şut denemesi. Orada İlker Kuleli takımının hem defans bloğunda hem hücum hattında hem orta alanda her yerde İlker Kuleli'yi görmekteyiz. Adem, Fatih, Fatih de bıraktı arkadaşına. Selçuk. Hala Selçuk'ta top. Hakan Akkaya'daydı. Hakan Akkaya verdi pasını ama hatalı bir pas denemesi. Harun Güllü rakibini kovaladı. Topun taça çıkmasını sağladı. Orta alana doğru bir pas. Cüneyt Yanya. Cüneyt ileriye doğru gördü. Ama orada kaleci Önder Yılmaz. Hakan Akkaya aldı topu. Orada Ahmet Ali'nin müdahalesi vardı. Cibali takımının forması kırmızı üstüne siyah numaralarla olduğu için bazen numaraları görmekte zorluk yaşıyoruz. Çünkü renkler birbirini boğmuş şekilde. Yarkim takımı ise beyaz forma üzerine ara ara mavi puanlı çizgiler var. Ve forma numaraları da mavi ve renklerde bir sıkıntı yok. Ali Bal. Ali çekti topu. Ali. Ali verdi pası. Sol taraftan geliyor ama bir pas anlaşmazlığı var.
Bir ofsayt bayrağı gördüm. Bugün yine tribünler dolu sayılır. Evet, iki takımın da taraftarları takımlarını desteklemeye devam ediyor. Türkiye Master Süper Ligi'nde oynayan futbolcuların %90'ı çok güzel bir futbol geçmişine sahip. Çok tecrübeli oyuncular. Bu sebeple maçları yöneten hakemler bu tür müsabakalarda tecrübelerine daha fazla tecrübe katabilirler. Müsabaka orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İlk 15 dakikada Hakan Akkaya aldı topu. Hakan arkadaşını gördü şimdi. Yavuz Balı. Yavuz gönderdi sağa. Tekrar bu Yavuz'da. Yavuz gönderdi Murat'a. Ama Önder Yılmaz pozisyonları çok iyi görüyor. Oyunu çok iyi okuyor. Şu dakikaya kadar hata yapmadı. Fakat forma rengi oyuncularla karıştığı için belki de uzun paslar bundan kaynaklanıyor. Yarkin takımında hakem Muhammed Mete Derici eğer bu durumu görürse belki bir önlem alabilir. Aynı şekilde Yarkim takımının kalecisinin de forması futbolculara biraz benzediği için iki takımın da kalecilerin forma renkleri değişmesi gerekebilir. Burada belki de futbolcuların pas hataları bu sebeple olabiliyor. Kalecinin olduğunu fark edemiyorlar. Yavuz Bal aldı topu. Yavuz gönderdi şimdi Murat'a. Ama orada kaleciye kadar geldi Önder Yılmaz'a. Bugün Önder'e çok top geldi. Bir futbolcu gibi, bir ön libero, stoper gibi oynadı. Arkadan iki takım oyuncularına da istem dışı bir hareket oldu. Hakan Akkaya ayağa çarptı onun rakibine fakat yine de kendi ayağı da acıdı. Orada Cibal takımı bir faul atışı kullanacak. Orada iki oyuncu yerde kaldı. Cüneyt Yanya. Adem Önder şu dakikalarda soldan açığa kadar çıktı. Sol açık tarzında tabiri caizse Ozan İpek gibi oynamaya başladı. Adem Önder. İlker Kuleli. İlker Kuleli Hakan Akkaya vurdu topa. İlker içeri girmişti Hakan'dan pas bekledi. Ben Hakan'ın İlker'e doğru göndereceğini düşünmüşken Hakan kaleye gönderdi ve top out'a kadar gitti. Evet, tribünde taraftarların tezahüratlarını görüyoruz. Özellikle Fatih Dalmaz'a güzel tezahüratlar var. Fatih Dalmaz da bugün ekstra bir performans sergiliyor takımı adına. Yavuz Bal, Fatih. Fatih yine aldı topu. Fatih mükemmel sıyrıldı, yerde kaldı Fatih Dalmaz. Evet, faul atışını şimdi Yarkim takımı kullanacak. Fatih yerde kaldı. Evet, biz burada maçı anlatırken yanımızda 38 numaralı futbolcu Fatih Dalmaz'ın oğlu da bulunuyor. Evet, oğluyla şimdi kısa bir konuşuyoruz. Adını öğrenebilir miyiz? Enes Berat Dalmaz. Enes Berat Dalmaz. Evet. Enes, babanın futbolunu beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Peki şu dakikaya kadar takımı adına iyi işler yaptı fakat şu anda faale maruz kaldı, yerde kaldı baban. Oyuna devam edebilecek mi? Bak şu anda sağlık görevlileri tedavisini saha dışında yapıyor. Hocam ona ne olursa olsun ona bir şey olmaz. Diyorsun ki benim babam güçlüdür, tecrübeli bir futbolcudur, oyuna devam eder diyorsun. Peki bugün babandan bir gol bekliyor musun? Bekliyorum. Takımı bu sezon şampiyonluk yolunda iyi gidiyor. Şampiyon olabilir mi dersin? Olabilir. Her şey olabilir. Ama her şey olabilir diyorsun.
O zaman bundan sonraki haftalarda daha iyi, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Peki takıma söyleyeceğim bir şey var mı? İnşallah şampiyon olur. İyi oynamalarını devamını diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Fatih Dalmaz'ın oğluyla konuştuk. Tribünlerde takımların, oyuncuların, çocuklarının da burada olması bizleri çok sevindiriyor. Murat şimdi topu aldı. Fatih Dalmaz oyuna devam edebiliyor. Fatih aldı topu. Hakan Akkaya'ya verdi. Hakan pası aktarmadı çünkü arkadaşı offside'daydı. Hakan oyunu çok iyi okuyabiliyor orada. Şimdi Adem kovalıyor rakibini. Ali'yi kovaladı orada Adem. Şimdi korneri kullanacak olan takım Cibal takımı. Sol taraftan bir korner atışı. Kalede Ömer Kara çok dikkatli. İçeride 6 tane Yarkim takımı oyuncusu var. Korner kısa kullanıldı. İçeriye doğru az farkla out'a giden top. Cibali takımının golü en çok yaklaştığı anı izledik şimdi. Adem aldı topu gidiyor. Adem Önder verdi pası. Hakan Akkaya çok tecrübeli bir oyuncu. Hakan, Fatih Dalmaz. Selçuk döner orada, kaptırdı Selçuk. Nazım Yelkenkaya. Evet. Şimdi topun orada olduğu dakikalarda Murat Şengönül bir faul yaptı ve takım arkadaşı, rakip arkadaştan özür diledi. Bunlar çok güzel şeyler. Yavuz Bal da orada. Yavuz da rakibini kaldırdı. Böylesine fair play hareketleri sürekli görmek istiyoruz. Çünkü tecrübeli futbolcular bizlere de örnek olacak. Tribündeki gençlere de örnek olacak ve böyle hareketlerin devam etmesini diliyoruz. Önder verdi pasını Ali'ye. Ali Bal uzun oynadı sol tarafa. Cibal takımı daha çok sol kanadı kullanıyor şu dakikaya kadar. Orada bir faul vardı. Yarkim takımına. Adem gidiyor. Rakibini kovaladı ve daha yakındı zaten topu orada. İlhan Koçan'dan aldı topu. Biraz önce dediğim gibi Cibali takımının forma numaralarını bazı göremediğim anlar olabiliyor. Çünkü renkler çok uyumsuz ve kapalı. Tunç yetişemedi orada. Hakan aldı. Hakan. Hala arkanda top. İki kişi arasında mükemmel hareketler. Fatih Dalmaz'dan harika bir pas. Murat Şengönül soldan gidiyor. Ama Ali Bal'ın çok güzel hareketi, çok güzel hamlesi ve top taça çıktı. Ali Bal yerinde müdahale etti. Fatih kullandı. Hakan. Hakan Akkaya. İlk yarıda son 5 dakikaya girdik. Tabii hakem Muhammed Mete Derici'ye kaç dakika uzatma gösterir onu bilemeyiz. Ama normal sürede 5 dakika kaldı ve müsabaka çok çetin geçiyor ve 0-0'lık skor devam ediyor. İki takım için de çok önemli bir müsabaka. Yarkim şampiyonluk yolunda. Cibali ise orta sıralar için mücadele ediyor şu dakikaya kadar. Korner kullanıldı. Kaleci Önder Yılmaz eliyle müdahale etti ama orada bir karambol. Önder
Ama Önder orada forması çok fazla karışıyor. Oyuncu gibi oldu. Ben orada şimdi anlatırken hata da yapabilirim. Bir oyuncu elle müdahale etmiş gibi duruyor. Tekrar korner. Yarkim korneri kullandı. Kısa düştü ve out atışıyla oyun tekrar devam edecek. Atış kısa düştü Önder'den. Taç atışını Yarkim kullanacak. Atış kullanıldı. İlker Kuleli'de top. İlker içeriye doğru. Cüneyt aldı. Cüneyt orada. Ahmet Ali vardı. Adem taç atışını kullandı. İlker Kuleli. İlker iki kişi arasında bir hareket denedi ama bir şeyler denedi İlker orada. Ama çıkamadı. Adem kullandı taçı. Evet, tribünlere doğru giden top. Evet, Tunç kullandı taç atışını. Tekrar taça çıktı. Cüneyt Adem'e bıraktı. Adem kullandı. Şimdi çok bekledi. Evet. Hakan Akkaya'ya geldi. Hakan'dan mükemmel bir pas. Cüneyt verdi pasını. Neler yapıyorsun orada? Yavuz Bal. Öyle bir gol kaçar mı Yavuz? Hakan Akkaya ve Cüneyt'in mükemmel paslaşması. Cüneyt'in 6 pasın içine gönderdiği pas. Ama Yavuz Bal neler yaptın orada Yavuz. Cüneyt tekrar aldı topu. Hakan Akkaya mükemmel hareketler Hakan'dan. Hakan çekildi orada arkadan. Maçta 3 tane sarı kart var. Bu şekilde tecrübeli bir hakem. Bu şekilde mükemmel müsabakada ancak böylesine kartlar olur. Kartlara rağmen centilmence geçen bir müsabaka. Avut atışını şimdi Önder Yılmaz kullanacak. Orada Ömer Kara. Adem'den rakibe bir pastı. Evet, ilk yarıda son saniyeler oynanıyor. Hakem de saatine baktı. Orta açıldı içeriye. Orada Cibali savunması topu kaptı. Orta alana kadar pasını şimdi Ahmet Ali'ye gönderdi. Ahmet. Çıkamadı oradan Ahmet. Cüneyt. Hakan Akkaya. Hakan süzüldü içeriye doğru ama kaldı orada iki kişi arasında. Fatih. Topa sahip olamadı Fatih. Ve maçın hakemi Muhammed Mete Derici ilk yarının 0-0 bittiğine dair düdüğü çalıyor. Ben spikeriniz Volkan Tanrıçmaz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Futbol.
kaç bitti? 3-1 yendi. Sevgili futbol severler, teknik bir arızadan dolayı ikinci yarıya 5 dakikalık bir gecikme ile anlatıma başladım. Yarkim Cibali maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı ve hakem Muhammed Mete Derici'nin düdüğüyle ikinci yarı tekrar başlamıştı. Yarkim takımında devre arasında iki değişiklik gördük. Zafer Ekmek oyuna girdi. Şimdi orada Cibali'nin bir şut denemesi. Tam anlamıyla oyuncu değişiklikleri bana ulaşmadığı için ben hepsini aktaramıyorum sizlere. Edip Biberci oyuna girdiği ilk yarının devre arası olduğunda ve Zafer Emek ile birlikte. Bakalım ikinci yarıdaki bu kan değişikliği Yarkim'e yarayacak mı? Cibali takımda şimdi topun başında Levent Sabuncu. Levent iki kişilik baraj. Levent içeriye doğru penaltı noktasında karşılayan Yarkim defans bloğu. Edip Biberci'den kontrolünde taşa çıkmıştı. Hamdi Ofluoğlu taçı kullandı. Fatih bir pas denemesi olmadı. Topu karşılayan kaptan Recep Tepe. Hamdi Ofluoğlu düştü kalktı ama orada Yavuz Bal. Yavuz gidiyor. Yavuz sağ taraftan gitti, pasını aktardı. Orada Murat'a gelmedi. Fatih Dalmaz da yetişemedi topa. Şimdi Cibali takımın topu kaptı. Orta alanı hızla geçmeye çalışıyor. Levent'e geldi top. Levent. Fatih Tuzani. Fatih'in mükemmel şutu ama bir o kadar da güzel bir kurtarış. Ömer Kara'dan. Yarkim'de iki oyuncu değişikliği daha. Oyundan çıkan oyuncu Selçuk Döner. Yarkim takımı bütün kozlarını kullandı. İkinci yarıda Öktem Ünal, Zafer Emek, Edip Biberci ve Kemal Tarkan'ın oyuna girmeleriyle Yarkim takımında taze kanlar sahada. Bakalım sonuç ne olacak. Cibali takımından mükemmel bir şut denemesi. Fatih Tuzhane'den harika bir şut. Az farkla avuta gitti. Avut atışını orta alanda Hamdi Ofluoğlu karşıladı. Fatih Dalmaz. Hamdi Ofluoğlu.
Öktem kovalıyor. Önder Yılmaz orada daha yakın. Fatih Dalmaz rakibinden sıyrıldı Fatih. Sağ kanattan ilerliyor. Fatih şuttu ve gol. İnanılmaz bir gol. Fatih Dalmaz'dan harika hareketler ve mükemmel bir şut. Yarkim takımı Fatih Dalmaz'ın golüyle 1-0 öne geçiyor. Fatih takım arkadaşından aldığım pası öyle bir kullandı ki birinci rakibini geçti. Kimsenin beklemediği bir anda öyle güzel bir şut çekti ki kalecinin sağ tarafından 90'a tabir ettiğimiz kısma öyle bir gitti ki örümcek ağlarını aldı diyebiliriz. Fatih Dalmaz'dan mükemmel bir gol ve Yarkin 1, Cibali 1. Yarkin 1, Cibali 0 şimdi. Cibali beraberlik için savaşacak. Yarkin farkı arttırmak için. Öktem şimdi taçı kullanıyor. Yarkim Fatih Dalmaz'ın ayağından mükemmel bir gol kazanmıştı. Şimdi Yarkim tempoyu yükseltmeye başladı. Cibali yükleniyor, Yarkim yükleniyor. İki takım da maçın başından beri temposu düşmedi. Taraftarlar bir an olsun susmuyor. Sürekli bağırıyorlar, sürekli tezahürat ediyorlar. Özellikle Fatih Dalmaz için önemli tezahüratlar var bu maçta. Adem Önder'in kontrolünde. Avuta giden top. İlker Kuleli orada geride takımının defans bloğunu sağlamda tutuyor. Şimdi Öktem bir çalım denemesi. Öktem aldı topu sağ ayağına. Verdi pasını şimdi Zafer'e. Zafer'den orta. Bir kafa. Yavuz Bal ama öncesinde offside. Evet, Süper Lig'den de skorları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Göztepe Alanya karşısında 3-2'lik galibiyet aldı. Konya Malatya 1-1'lik skorla yenişemedi. Galatasaray Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Sonuçları da tekrar sizlere aktaracağım. Galatasaray'ın gollerini Kasımpaşa'dan transfer edilen Endiane ve Belhanda attı. Trabzonspor'un golü ise Hugo Rodallega'dan geldi. Bakalım bu maçın da skoru ne olacak? Bu maçta merakla bekleniyor. Aynı şekilde Yarkim Cibali maçı da sonucu merakla beklenen müsabaka. Z
Öktem. Öktem'den 3 tane çalım denemesi ve 3.sünde yerde kaldı. Premier Lig'den de bir sonuç, skor aktarmak istiyorum. Manchester City Chelsea karşısında 58. dakikada 5-0'lık skoru yakaladı. Yine Türk oyuncu İlkay Gündoğan'dan harika bir gol geldi. Bu maçı da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Yarkin maçını da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi 3 kişilik Cibali Barajı. Atış kısa kullanıldı. Yavuz Bal'dan orada top kornere kadar gitti. Şimdi orada yerde kalan yarkimli bir oyuncu. Onun başında rakip oyuncu Fatih Tuzane rakibinden özür diledi. Harun Güllü yerdeydi. Ayağa kalktı. Atışı kullanacak. Bir kişilik baraj var. Harun Güllü ama orada hakem iki tarafın oyuncularını da uyarıyor. Orada neler oluyor henüz görebilmiş değilim. Ne poz veriyorum be. Sen de güzel çekiyor musun? Evet 11. Harun Güllü'den mükemmel bir orta ve İlker Kuleli'den mükemmel bir gol izledik. Mükemmel kafa vuruşu izledik. Ve müsabaka şimdi Yarkim takımının 2-0'lık üstünlüğüyle devam edecek. Kuleli sahanın her yerinde demiştim ilk yarıda. İkinci yarıda da çıktı ileriye golünü attı. Cibali takımında kaleye geçen oyuncu galiba Ramazan Tuzani oldu. Yedek kulübesinden Önder Yılmaz ile yer değiştirmiş oldu. Şimdi iki takım da 11-11 mücadele ediyor. Ali Bal pasını verdi. Şimdi Öktem. Öktem'den bir çalım denemesi ama Ali Bal oradaydı. Harun Güllü topu aldı. Taçı kullanacak. Kullandı. Orada Edip Biberci'nin bir denemesi Yavuz Bal. İki kişi arasında kaldı. Biraz önce Harun Güllü öyle bir atış kullandı ki, öyle bir orta açtı ki İlker Kuleli boş bulduğu topu kafayla ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Harun Güllü'den kalecisine kadar bir taç atışı. Ömer Kara, İlker Kuleli. Öktem, Öktem Ünal. İkinci yarı oyuna girdi Öktem. Yavuz Bal. Zafer Emek ama nereye Zafer?
Yavuz Bal'dan bir kafa denemesi. Fatih'in kontrolünde top taça çıktı. Taç atışını şimdi Ali kullanacak. Şimdi top Kemal'deydi ama Kemal orada kullanamadı. Tekrar Kemal'de top. Kemal sol tarafta sağ ayağını aldı. Ortasında açtı. Yavuz Bal'dan önce kaleci Ramazan Tuzhane. İlker Kuleli çok sakin orada. Fatih Dalmaz. Recep Tepe. Real Madrid'deki Pepe'den bahsedebiliriz aslında. Recep Tepe derken Pepe diyorum. İçeriye doğru Ramazan. Yarkin bu hafta dersine çok iyi çalışmış. Defans hattında Recep ve İlker ile rakibe geçit vermiyor. Bana atılan bir pası gördük biraz önce. Ben de geri verdim pası. Şimdi orada Cibali atağını gördük. Ama top orada İlhan'ın ayağına tam oturmadı. Yavuz gidiyor sağ taraftan. Yavuz'dan bir çalım. Yavuz. Yavuz gitti. Ama orada Fatih Taşçı var. Yavuz onu geçemedi. Aslında daha önceden pas atsaydı belki daha tehlikeli bir atak olabilirdi. Fatih. Sağ tarafa gönderdi Fatih. Fatih de yine top. Fatih'ten mükemmel bir çalım. Yerde kaldı Fatih. Orada. Adem Önder rakibini düşürdü. Taktik icabı bir faul diyebiliriz. Ceza alanının 2,5-3 metre gerisinden bir frikik kullanacak Cibali takımı. Belki de maçı kırılma anı olabilir. Cibali bu pozisyonda golü bulursa maça ortak olabilir. Evet, forma numarasını göremediğim için dediğim gibi formalar kırmızı ve siyah arasında, numaraları göremiyorum. Atış kullanıldı, barajdan döndü, bir daha döndü. Şimdi orada Öktem'den gelişi güzel bir pas. Ramazan Tuzhane gönderdi ileriye doğru ama İlker Kuleli vardı orada. Levent verdi pasını şimdi. Recep Tepe. Recep aldı topu gidiyor. Recep rakibini de çalımladı. Sağ taraftan taksiye bindi gidiyor. Recep aldı, Yavuz'a verdi. Yavuz da sol tarafa gönderdi. Şimdi orada Kemal rakibinin de müdahalesiyle taça çıktı top. Recep rakibinden sıyrıldıktan sonra 50 metre sürdü topu. Ama Yavuz'la anlaşamayınca topu kaybettiler. Taç atışını şimdi Yarkim kullanıyor. Şimdi korner atışı sol taraftan Yarkim kullanıyor. Kaleci dikkatli. İlker'e geliyordu orada. Uzaklardan bir şut denemesi. Fatih Dalmaz'dan Sabri Sarıoğlu'yu anımsatan çok kötü bir vuruş. Ali, Ahmet Ali verdi pasını geriye. Nazım, Ahmet Ali
Şimdi Fatih Tuzhane. Fatih. Taç atışı kullanıldı. Ahmet Ali. Ahmet düzeltti, denedi şutunu ama Edip Biberci oradaydı. Cibali yüklenmeye çalışıyor. Levent Sabuncu. Şimdi korner atışını Cibali kullanacak. Korner kullanıldı. Kafalardan seken top. Orada defans bloğu Yarkim'in yerini kaybetmiyor. Lay 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 lay. Şimdi Fatih aldı topu. Verdi pasını Öktem'e. Öktem bir pas denemesi. Kemal. Kemal orada. İstem dışı bir hareket Ahmet Ali'ye. Zafer istem dışı bir hareket yaptı. Arkadaşı, rakip yerde kaldı. Hakem henüz olayı görmedi. Oyun devam ediyor. Evet, şimdi Muhammed Mete Derici gördü. Oyunu durdurdu. Ahmet Ali yerinden kalktı. Yarkim şu dakikalarda kendi yer alanından çıkamıyor. Cibali bastırıyor. Ahmet Ali. Ahmet. Ahmet Ali verdi pasını. İlker Kuleli orada. Resmen kule. Ali Bal orada bir röveşata denedi. Nazım Yelkenkaya. Nazım. Şimdi Yarkim'in atağını gördük Edip ile ama orada rakip oyunculara çarpıp kornere giden top. Yine sol taraftan korner kullanacak Yarkim takımı. Şimdi korner kullanıldı. Kafalardan sekti. Yine İlker Kuleli'yi gördük orada. Ama kaleci Ramazan daha dikkatli. Fatih Dalmaz yerde rakibinin ayağına da çarptı. Orada bir tartışma. Birbirlerinden özür dilediler. Olabilir böyle şeyler. Rakip Fatih yere düşünce rakibinin de ayağına çarptı yerdeyken. Orada bir ufak atışma var. Atış kullanıldı içeriye doğru. Avut atışı kullanıldı şimdi. Ahmet Ali. Yelkenkaya. Nazım Yelkenkaya verdi pasını orada.
Ahmet Ali. Ahmet. Verdi şimdi Nazım Yelken Kaya'ya. Nazım gönderdi sağ tarafa. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor Yarkim. Şimdi Edip söktü aldı topu. Ökdem'e gidip Edip. Ama Edip topa ulaşamadı orada. Tribünlere kadar giden top. Harun Güllü'den. Ahmet Ali. Ali kullandı atışı. Kemal. Sol tarafa şimdi döndü. Yarkim. Uzaklardan bir şut denemesi Yarkim'den. Orada Fatih'e yapılan bir faul var. Ökdem ve Edip özür diliyor. Ökdem sarı kartı gördü. İkinci yarı oyuna girmişti Ökdem. Fatih. Fatih tuzağına baktı içeriye doğru. Beş kişi var Cibali takımından. Fatih kullandı, kısa düştü. Edip karşıladı. Ahmet Ali orada ama İlker Kuleli var. Ahmet Ali, İlker Kuleli, İlker Kuleli aldı topu. İlker gönderdi Ökdem'e. Ökdem bomboş. Ökdem Yavuz'a verdi. Yavuz bal. Yavuz neler yapıyorsun Yavuz? 7-32, 2-44 kale. Bir Yavuz, bir de kaleci var. Ama Yavuz dışarı atmayı tercih etti. Zor olanı başardı Yavuz. Neler yapıyorsun Yavuz? Böyle hareketleri senden hiç beklemiyorduk. İlker Kuleli'den bir çalım. Tehlikeli yerler oralar tabii. Edip. Edip. Nazım Yelkenkaya. Edip Nazım'ı kaldırdı şimdi. Ömer sektirdi. Ömer'in sektirdiği top gol oldu. Cibali takımı şimdi 2-1 yakaladı. Ahmet Ali'nin golüyle Cibali takımı 2-1'lik skorla oyuna ortak oldu. Ömer Karadan seken topa Ahmet Ali çok iyi takipçilik yaptı. 2-1'e getiren golü attı.
Ahmet Ali sol tarafta bugün çok koşmuştu. Böyle bir golü de hak etti. Ahmet'ten içeriye doğru bir top şişirmesi. Ama karşılayan Zafer vardı orada. Zafer tekrar kafayla. Orada hızlı kaçtı top. Fatih Tuzhane orada yetişemedi topa. Biraz idman eksikliği mi diyelim, topu beklemiyordu mu diyelim. Şimdi Öktem'e doğru gelen top ama Ahmet Ali. Harun Güllü. Harun taçı kullandı. Orada Öktem. Kafalardan sekiyor top. Ahmet Ali, Ahmet Ali yerde kaldı ve faul atışını kullanacak olan takım Cibali. Zafer şimdi özür diledi arkasından. Ahmet Ali kalktı. Zafer sarı kartını gördü. Zafer Emekli ikinci yarı oyuna girmişti. İkinci yarı oyuna giren oyuncular sarı kartla cezalandırıldı bugün. Ali Bal ve Ahmet Ali topun başındaydı. Şimdi Ali Bal kullanacak. Ahmet Ali içeri girdi. Ali Bal tüm hatlarıyla yükleniyor Cibali'ye. Ali Bal kullandı. Ve maçın hakemi Muhammed Mete Derici uzatmaya gitmeden skoru ilan etti. Yarkim 2, Cibali 1. Yarkim bu skorla puanını 22'ye çıkarttı. Cibali 13 puanda kaldı. Golleri tekrar hatırlıyoruz. Fatih Dalmaz ve İlker Kuleli Yarkim'i 2-0 öne geçirdi. Ahmet Ali'nin golü yetmedi Cibali'ye. Ben spikeriniz Volkan Tanrıçmaz. Bizimle kalın, futbolla kalın, hoşça kalın.